Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde güncel görünüm bu şekilde. Biliyorsunuz dün sarı yükselen trendi takip ediyorduk. Trend kırılmadıkça sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Yükseliş ise 24.200 direncini takip ediyorduk. Ve şu anda da üzerine atmayı başardık. Peki yükseliş gelecek mi? Potansiyel var tabii ki arkadaşlar. Ama yine de bu sarı çizgiyi takip etmekte fayda var. Zaten çok derinde kalmadı. Günden güne eğim veriyor. Şu an nerede bir bakalım. 23.550 seviyesine kadar eğim verdi. Yani 23.550 kırılmadıkça sıkıntı yok diye düşünüyorum. Buradan bir daha mı salabilir? Evet, salabilir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ama önemli olan bu sarı çizginin altında 4 saat kapanış gelmemesi. Şimdi bu sarı çizgi niye önemli? Hem yükselen trend hem de golden ratio Fibonacci'de 4 saatlikte gördüğünüz gibi beyaz ortalamamız geçiyor oradan. Tam paralel bir şekilde. Bilmeyenler için bu golden ratio Fibonacci'de şu kesişimden sonra pozitif olduğunu anlattık zaten arkadaşlar. Niye? Geçmişte o şekilde yapmış. Burada da kesişim geldi, ondan beridir beyazda tutunuyoruz arkadaşlar. Ve yükselen trendimiz de tam tamına o beyaz ortalamayla kesişmektedir. Diğer bir husus, oraya da gelelim. Günlük grafikte şöyle yapalım. EMA 21'imiz var arkadaşlar. Yani bu sarı ortalama gördüğünüz gibi çok önemli bir ortalamadır. Ve yükselen trendimiz tam paralel gidiyor sarı ortalamayla. Yani 23.550 orayı takip edeceğiz. Bizim kritik direncimiz orası. Şimdi arkadaşlar MA100'ü tekrar denemek üzereyiz. Nerede şu an? Orası ilk direncimiz 24.580 seviyesinde. Ama olur ya, biz günlükte yükselen tepe yapmayı başarabilirsek, yani gün kapanışı 24.650 üzerinde gelirse o zaman yükselen tepe yapmış oluruz kapanış bazında. Hani bu da düzeltmenin bittiği anlamına gelir normalde. Peki nereleri hedefleyeceğiz? Şöyle bir teorimiz vardı. Golden Ratio Fibonacci'de beyaz çizgiyi takip ediyorduk biliyorsunuz günlük grafikte. Niye öyle? Geçmişe iniyoruz. Geçmiş dostumuzdur arkadaşlar. En son ayı piyasasında en alt ortalamaya düşüyor. Tepkisini alıyor. Bir şekilde beyaza gidiyor. Gördünüz mü? Bir şekilde gidiyor beyaza. Yani hedefinde beyaz çizgi olmalı. Beyazın biraz üzerine atıyor, tekrar satış geliyor. Yani bizim ilk kritik direncimiz orasıdır arkadaşlar. Tekrar göstereyim. 25.800 bandı hemen hemen. Bir de dünkü pazartesi günü analizimizde de, detaylı analizimizde Super Cycle'a baktık, P Cycle'a baktık. Oralarda da 26.000 doları işaret ediyordu biliyorsunuz. Yani bizim kritik seviyelerimiz 25.800 ile 26.000 bölgesi arkadaşlar. Hani bir bakmışız oralara bir test geliyor. Ama bunun olması için deminki bahsettiğim sarı yükselen trend çizgisi kırılmayacak. Tamam mı? Yani bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ve Bitcoin toparlayınca altcoin'lerde de güzel hareketlilik gelmeye başladı. Yani önemli olan bizim için Bitcoin'in sağlam durması, eğer altcoin yatırımı yapıyorsak. Yani bugün mevzu bu. Fazla detaya inmeye gerek yok. Bir de dolar endeksini merak edenler olmuş. Oraya da geleyim arkadaşlar. Dolar endeksinde bilmeyenler için biz bu kanalı takip ediyoruz. Bu kanal 30 yıllık kanaldır arkadaşlar. Tamam mı? Ve biz bu kanalı yukarı kırmıştık. Ve 105 altında hafta kapatmadıkça düşüş beklenmez, kanalın üzerinde tutunmaya devam ederiz diye ifade ettik. Şu an ne durumda? Bir bakalım hemen. Gördüğünüz gibi haftalık kapanış kanalın üstünde geldi. Ve 1, 2, 3 haftadır tutunuyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? İğne atıldı altına ama kapanışlar üzerinde geldi. Yani böyle üzerinde kaldıkça bir daha yukarı sıçrama potansiyeli var. Ama 105 altında haftalık kapanış geldiği vakit o zaman bir düzeltme bekleyebiliriz dolar endeksinde. Bir orta vadeli yükseliş trendi görebiliriz. Ama şimdilik o durum söz konusu değil. Neticede kanalın üzerindeyiz. Yani dolar endeksinde de durum bu. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.